Tarifimize kuzu etini kavurarak başlayalım. Tenceremin altını açıyorum ve kuzu etimizi tenceremizin içerisine koyuyoruz. Kapağını da kapatalım. Bu şekilde yavaş yavaş kavuracağım. Ara ara içerisine biraz da yağ ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi sebzelerimizi hazırlayalım. Kuru soğan, domates ve sivri biber. Soğanla başlayalım. Kabuğunu da alıyoruz. Domatesimizin önce sap kısmını alalım. Şimdi kabuğunu da güzelce soyuyorum. Evet, soğanımızı ince bir şekilde doğrayacağım. Burnu ağız doğrama tekniğiyle. Şimdi de sivri biber de sıra. Sivri biberimi de çok ince bir şekilde doğruyorum. Sıra geldi domatese. Evet, kuzu etimiz de kavrulmaya başladı. Karıştırıyorum ara ara. Şimdi biraz tereyağı ekleyeceğim içerisine. Tereyağı ile kavurmaya devam ediyorum. Kapağını yine kapatıyorum. Yavaş yavaş eriyecek tereyağı içerisinde ve yine ara ara karıştıracağım. Şimdi domatesi de aynı şekilde doğruyorum. Soğanımız, biber ve domates hazır. Şimdi biraz daha salça ekleyeceğim birazdan kuzu etinin içerisine. Evet, kuzu etimiz pişmeye başladı. Kuru soğan ve biberi de ekleyelim. Şimdi biraz da domates salçası ekliyorum. Ve domateslerimizi de. Tuz, biraz karabiber ve biraz da ılık su. Kapağımı da kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık 45 dakika pişirdikten sonra patlıcanla beraber yemeğimi servise sunacağım. Yemeğim güzelce pişti. Şimdi patlıcanı da hazırlayacağım. Bir de güzelce karıştıralım. Yemeği servis ederken üzerine biraz baharatlı tereyağı koyacağım. Tereyağımızı koyuyoruz. Tereyağı erirken de şimdi servis tabağımızı hazırlayalım. Közlenmiş ve doğranmış patlıcanın içerisine şimdi az miktarda tuz koyuyorum. Bunun içerisine biraz pul biber, biraz kekik koyuyorum şimdi. Evet, patlıcanımı şimdi servis tabağına alıyorum. Kuzu etimi de şimdi patlıcanın üzerine koyacağım. Ve son olarak şimdi de eritmiş olduğum yağı da üzerlerine gezdiriyorum.